üniversite vakfımızın artık geleneksel hale getirdiği, geçen senekinde de yine katılmıştık. Sene başı gençlik çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Başlarken konuşma yapan kardeşimiz, ben not aldım, çok da orijinal bir cümle olarak geldi. Ülkemizin yarını olmaktan bıkmış, bugünün de içinde olmak isteyen bir gençlik dedi. Aramızda konuşurken de orijinal bulduğumuzu ifade ettik. Yalnız bunu geleceğe dair bir yük olarak görmemek lazım. Sırtta bir ağırlık veya geleceğe tahvil edilmiş, bugün herhangi bir faydasını görmeyeceğimiz, gelecekte karşımıza çıkma ihtimali olan bir gelecek bonusu olarak da görmemek lazım. Üniversiteye geldiniz, şehre ilk geldiğiniz zamanı, ilk gelirkenki heyecanı hatırlayın. Bunların her birinin hızlı bir biçimde geçtiğini, geçiyor olduğunu göreceksiniz. Kardeşimizin biraz önce ifade ettiği geleceğe dair ülkenin yarını olmaktan, tırnak içinde söyledi onu, ülkenin yarını olarak anılmaktan belki bıkmış olmak dediğiniz yarın o kadar hızlı gelecek ki, biz bugün o yarına hazırlık yapmak adına bu cümleleri ifade ediyoruz her seferinde. 1998 yılında, yani Cumhuriyetimizin 75. yılını kutlarken, 75. yıl kutlamalarında lise sonunda bir öğrenciydim ben. Malatya'da lise okuyan, lise eğitimi gören bir öğrenciydim. Üzerinden 25 yıl geçti, 100. yılda burada o zaman bize söylenen o sözlerin tezahürü olarak buraya, bu şehre, ülkemizin nadide köşesine hizmet eden bir yöneticiyim. Yarını öncelerken bu sahiple söylüyoruz hep. Elbette bu bugün de bu işin içinde olmayacağımız, olmadığımız anlamına gelmez. Bakın, üniversitenin, kampüsün, hatta şehrin eğitim politikalarının inşasını da hep beraber bu istişarelerle gerçekleştiriyoruz. Masalarda çok güzel konular olacak. İklim değişikliği konusu olacak. Kampüs hayatına dair konular olacak ve şehrin yerel taleplerine dair konular olacak. Bunların her birini, bu tespitlerin sene içerisinde gerçekleştiğini ve gerçekleştirmeye çalışıldığını göreceksiniz. Geçen sene bize en fazla gelen taleplerden bir tanesi kitap fuarıydı. Belki de Türkiye'nin en güzel kitap fuarlarından bir tanesini birlikte belediyemizin ev sahipliğinde, onun organizasyonunda bizim de desteğimizle gerçekleştirmiş olduk. O konu, o fikir buradaki çalışmalardan çıkmış bir fikirdi. Bizim öğrenci topluluklarının başkanlarıyla üniversitede birkaç saate aşkın yaptığımız istişarenin neticesiydi. Yine sene içerisinde yaptığımız bir takım kültürel organizasyonlar, konserler, tiyatro programları, geziler, kamplar, oradan gelen talepler ışığında bizim oturup arkadaşlarımızla planladığımız şeyler. Benzerleri yine olacaktır. Üniversitemizin de gerek kampüste gerekse şehir hayatına dair buradan sizden alacağı geri dönüşlerle neleri geliştirmesi, neleri takviye etmesi, hangi alanda daha fazla faaliyet gayret göstermesine dair çalışmaları yine buralardan çıkacak notlarla alacağını, buradan çıkacak notlarla yönlendireceğini gördük, görmeye de devam edeceğiz. Ve bu şehri tanıyın, bu şehir hayatınızın her döneminde geriye dönüp güzel hatıralarla anacağınız ve artık buradan gittikten sonra bir gönüllü temsilcisi olarak kalacağınız bir şehir olacaktır. Hayatınızda biz de buraya geçici olarak gelen yöneticileriz. Bizim de hayatımızda Rize bir kilometre taşı olacak. Sizlerin de burada üniversite öğrenimi gören, özellikle dışarıdan gelen öğrencilerin de Rize ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hayatlarının artık gelecek döneminde bir kilometre taşı ve bir mutlaka bir rengi noktası olacaktır.